Bu videoda belirli bir aralıkta sürekliliğin ne anlama geldiği üzerine konuşacağız. İşe bir noktada sürekliliğin ne anlama geldiği ile başlamak istiyorum. Şöyle yazayım. f x eşittir c de süreklidir. Ancak ve ancak. Ancak ve ancak bu iki yönlü okla temsil ediyoruz. E, limit x c'ye yaklaşırken f x f c'ye eşitse. Şimdi bu yazdığımın çok teknik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Aslına bakarsanız son derece mantıklı. Sadece biraz düşünmek gerekiyor. f(x)'in x c'ye yaklaşırken limiti şöyle yapalım. f(x)'in x c'ye yaklaşırken bir değere yaklaştığını düşünelim. Soldan yaklaşırken de, sağdan yaklaşırken de bu değere geliyoruz. Fonksiyonun sürekli olması için doğruyu ya da fonksiyonu diyelim çizerken kalemimi kağıttan ya da ekrandan kaldırmamam lazım. Ve bu da fonksiyonun o noktadaki değerinin limitine eşit olması anlamına geliyor. Evet, bu yazdıklarımı kalemi kaldırmama tabiriyle özetleyebilirim. Başka bir deyişle bütün noktaların birbirine bağlı olması, fonksiyonun atlama yapmaması ya da süreksiz olmaması lazım. Bu konuda anlaştığımıza göre sıra belirli bir aralıktaki süreklilik kavramına gelsin. Şunu sileyim, biraz yer açalım. Evet. Önce açık aralıktan bahsedeceğiz. Biraz daha zor olduğu içinse kapalı aralığı sona saklıyorum. Peki, F, A, virgül B açık aralığında süreklidir. Köşeli parantez işareti yerine klasik parantez işaretini kullanmamız aralığa bu noktaların dahil olmadığı anlamına geliyor biliyorsunuz değil mi? Evet, bu arada ee, burada söz konusu olan X eşittir A ile X eşittir B arasındaki tüm noktalar ama az önce de söylediğim gibi A ve B noktalarını hesaba katmıyoruz. Ne diyorduk? f a virgül b açık aralığında süreklidir ancak ve ancak f aralıktaki tüm noktalarda sürekli ise. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Mesela eksi 7 virgül eksi 5 açık aralığı bana f'in bu aralıkta sürekli olup olmadığını söyleyebilir misiniz? Bir bakalım. Eksi 7'den eksi 5'e gidiyoruz. Fonksiyonun sürekli olup olmadığını anlamanın birkaç yolu var. En kolay olanı ama matematiksel olmayanı, eksi 7'den eksi 5'e ilerlerken kalemimi hiç kaldırmadan fonksiyonu takip edebiliyor olmam. Elimizde fonksiyonun tanımı varsa ve daha matematiksel bir yolla yapmak istersek, bu aralıktaki tüm noktalarda f'in o noktaya yaklaşabilmesi, Limitinin f'in o noktada aldığı değere eşit olduğunu ispatlamamız gerekir. Elimizde sadece grafik olduğunda bunu yapmak oldukça zordur tabii. Evet elimizde sadece grafik olduğunda kalemimi başlangıç noktasına koyar ve bitiş noktasına kadar kalemi kaldırmadan fonksiyonu takip edip edemediğime bakarım. Hepsi bu. Eğer kalemi kaldırmıyorsam f'in bu aralıkta sürekli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi başka bir aralık daha görelim. Ama önce f'in bu aralıkta sürekli olduğunu göstermek için buraya bir onay işareti koyayım. Peki şimdi de eksi 2,1 açık aralık inceleyelim. İşte bu ilginç. Neden diyecek olursanız, fonksiyon eksi 2 noktasında burada bulunuyor. Yani bu değeri alıyor. Yani eğer eksi 2'den başlayacaksak kalemi buraya koyduktan sonra hemen bu noktaya atlamamız ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Ama bunun açık bir aralık olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Yani eksi 2 noktasında ne olduğu Aralık açık bir aralık olduğu için çok da umurumuzda değil. Dikkat etmemiz gereken noktalar eksi 2'den büyük ve 1'den küçük olan noktalar. Demek istediğim kalemi buraya koyabilir ve bu şekilde 1'e kadar devam edebiliriz. Kalemimi kaldırmadan fonksiyonu takip edebildiğime göre f bu aralıkta da süreklidir diyebilirim. Peki fonksiyonun sürekli olmadığı bir aralığa örnek vermemiz gerekirse hangi aralığı gösterebiliriz? Mesela 3,5 açık aralığı x üçgen fonksiyonun aldığı değer bu. Buradan başlayıp 5'e ilerlememiz gerektiğinde sonsuza doğru gidiyoruz ve 5'e gelmek için de kalemi ekrandan kaldırıp buraya geri dönmemiz gerekiyor. O halde fonksiyon bu aralıkta sürekli değil. Açık aralıklar anlaşıldıysa sırada biraz daha zor olan kapalı aralıklar var f a virgül b kapalı aralığında süreklidir. Evet bu aralığa a ve b arasındaki noktaların yanı sıra a ve b noktaları da dahil ancak ve ancak f a virgül b açık aralığında sürekli ise ve limit x a'ya sağdan yaklaşırken Fx, f x f a'ya ve limit x b'ye soldan yaklaşırken Fx'de f x de f b'ye eşitse. Tüm bunlar şimdi ne anlama geliyor olabilir? Bu kısım tek taraflı limitin aralık sınırları içerisindeyken fonksiyonun o noktada aldığı değere eşit olması anlamına geliyor. Mesela eğer eksi 7 ile eksi 5 kapalı aralığını değerlendirecek olursak, kalemi kaldırmama yolunu denemek isterseniz, buradan buraya kalemi kaldırmadan gelebilmemin yanında fonksiyonun uç noktalarda aldığı değerlere de bakmamız gerekir. Eksi 7'de fonksiyonun sürekli olduğunu görüyoruz ama eğer burada tanımlı olmasaydı yine de sürekli olurdu. Çünkü sağ limite bakacak olursak fonksiyonun değerine eşit olduğunu görebiliriz. Aynı durum ikinci uç noktasında da geçerli. Yani buradaki sol limitte de fonksiyonun değerine eşit. Yani iki taraflı limit tanımlı olmasa bile sürekli olurdu. İsterseniz bunun için de hemen bir örnek görelim. Bu arada aralığın bir ucu kapalı, diğer ucu açık olabilir. Peki mesela, eksi 3 virgül, eksi 2 kapalı aralığını ele alalım. Bakın, kalemimi kaldırmadan eksi 3'ü dahil ediyorum, eksi 2'ye kadar gelebiliyorum. Bu fonksiyonun analitik tanımını bilseydik, eksi 3 ile eksi 2 arasındaki noktalar için fonksiyonun limitinin fonksiyonun değerine eşit olduğunu kanıtlayabilirdik. Fonksiyon, eksi 3 noktasında sürekli, yani iki taraflı limit fonksiyonun eksi 3'te aldığı değere eşit. Eksi 2'de durum biraz farklı, yani iki taraflı limit yok. Soldan yaklaşırken, fonksiyon 0'a sağdan yaklaşırken de eksi 3'e yaklaşıyor. İki taraflı limit olmamasına rağmen fonksiyon süreklidir diyebiliriz, çünkü sol limit var ve fonksiyonun o noktada aldığı değere yaklaşıyor. Bu yüzden de fonksiyon, bu aralıkta da süreklidir deriz. Şimdi bir de eksi 2 virgül 1 kapalı aralığına bakalım. Ya da hadi hemen videoyu durdurun ve bu gördüklerimize dayanarak bana bu aralıkta bu fonksiyonun sürekli olup olmadığını siz söyleyin. Peki, eksi 2'den 1'e gidiyoruz. Eksi 2 alt uç. Peki sizce burada yazan doğru mu? Yani f x'in x eksi 2'ye giderken limiti f eksi 2'ye eşit mi? Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken fonksiyonun değeri eksi 3'e yaklaşıyor ama f eksi 2 sıfıra eşit. Başka bir deyişle uç noktasına sağdan yaklaşırkenki limitle fonksiyonun uç noktasındaki değeri aynı değil. Ve bu fonksiyonun eksi 2 noktasında sürekli olmadığı anlamına geliyor. İsterseniz kalemi kaldırmama yolunu da görelim. Görebileceğimiz bir renk olsun. Eksi 2'den başlayıp 1'e gitmek istersek gördüğünüz gibi kalemimi kaldırmam ve bu şekilde devam etmem gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi bu fonksiyon bu aralıkta sürekli değildir.